orada benim gözüm kulağım olacaksın. O kadının attığı her adımı bilmek istiyorum. Kendini affettirmen için bir fırsat bu. İyi kullan. Ölmek mi istiyorsunuz? Evet, Frederick beni de öldür. Siz zaten ölüsünüz. Kendi çıkardığınız yangında öldünüz. Bundan böyle kimse sizi arayıp sormayacak. Zira herkes, nişanlınız dahil, herkes sizi öldü biliyor. Onlara böyle söylendi. Sevdikleriniz sizin yasanızı tutuyorlar. Frederick yaşıyor. Şu anda onu ülkesine götüren teknede. Muhtemel ağlıyor. Siz nasıl zalim? Ne istiyorsun? Neden böyle yapıyorsun? Onun hayatını bağışladım. Benden isteğiniz bu değil miydi? Gerçekten. Ben sizi saraya geri götürürüm. Yukarıda ne oldu ki hünkâr bu kadar sinirlendi? Hadi yürü yürü. Sultanların en güler yüzlüsü. Hünkârımız gelmiş mi? Maalesef sultanım, daha gelmediler. Nereye gittiğini öğren bana. Sordum, sual ettim ama bilen yok. Sümbül Ağa da biliyorsunuz, hep kayıp. Onu kaybediyorum. Kaybediyorum. Bir şey mi dediniz sultanım? Emredin, kaybettiğiniz şeyi hemen bulayım. Defol! Yürü! Yürü, arabaya bin! Baba, nereye gidiyoruz? O adam defolup gidinceye kadar Hasköy'deki amcanda kalacaksın. Ama baba! Bana başka çare bırakmadın. Akıllı uslu durmazsan hep orada kalırsın. Haydi bin arabaya. Bin çabuk. Heybemi alıp geliyorum. Kızımı kaçırdı. Prenses, iyi misiniz? Prenses Isabella. Dokunmaz. Hünkârımız sizi saraya geri götürmemizi buyurdu. Şşş, tamam.
Babam sana zarar vermeyeceğim. Şimdi yaptığın zarar değil mi? Babama ne diyeceğim? İnsanların yüzüne nasıl bakacağım ben şimdi? Neden yapıyorsun bunu, neden? Seni götürüyordu. Belki bir daha seni göremeyecektim. Hünkârımızın seni teltif etmesine çok memnun oldum İbrahim. Oğlumuz da büyüyünce babası gibi güçlü, başarılı bir devlet adamı olacak. Değil mi? O günleri de göreceğiz inşallah. Evet oğlum. Sultanım. Verin yerine yatırayım. Sağ ol, ben yatırırım. Sultanım hadi siz de çıkın. Ben de geliyorum. Gel kalfam. Buyurun paşam. İsabel ne durumda? Geldiğinden beri yemiyor, içmiyor. Odasına kapandı. Bildiğin bir şey varsa söyle. Ne oldu av köşkünde? Vallahi bilmiyorum paşam. Hünkârımızla yalnız kaldılar. Artık içeride ne olduysa... Prensesim, korkutuyorsunuz beni. Nedir bu haliniz? Sultan Süleyman ne yaptı size böyle? Öptü beni. Bir anda oldu. Ben karşı koymak istedim ama... Zorla mı sahip oldu size? Hayır. Yani zorla, evet. Ama daha fazlasına izin vermedim. Ama öptü. Zorla da olsa öptü. Ben istemedim gerçekten. Vurmak istedim onu. Ama engel oldu. Sultana vurmak mı? Sizi öldürecekler kesin. Ben zaten ölmüşüm. Öyle dedi. Carmina. Süleyman Frederick'i bırakmış. Benim yangında öldüğümü söyleyip İstanbul'dan göndermiş. Bizi artık kimse aramayacak. Kimse kurtarmaya gelmeyecek. Sonsuza kadar Süleyman'ın kölesiyim artık. Hürrem geldin mi? Duymamışım. Ne güzel. Bitti mi? Daha değil. Hadi bitsin artık. Çok sabırsızlanıyorum bunu takmak için. Süleyman, bütün gün seni beklerim. Özür dilemek istiyorum. Özür mü? Niçin? Sabah söylediklerim için. Yani İbrahim Paşa hakkında. Hürrem çok yorgunum, dinlenmek istiyorum. Bilhassa İbrahim'le alakalı da hiçbir şey duymak istemiyorum.
Geçti mi keskinli? Affettin mi beni? Yalnız kalmak istiyorum. Ama ben seni istiyorum. 35, 36, 37. Yüksek bu. 50 olması lazımdı. 50'den 37 çıkar. 0'dan 7 çıkmaz. Komşuya git. Oldu sana 10. 10'dan 7 çıktı 3. Orada kaldı 4. 4'den 3 çıktı 1. 13. Çarpını yaptı. 13 aldın mı eksik? Yanlış mı saydım acaba? Dayı Hatun'u şu Gülhamen'de burnu bir ziyaret edelim. Yahu ne istiyorsun adamcağızdan? Odasını ayırdı, hala huzur yok. Senin de mi gönlünü kazandı bu Adem? Dayı Hatun'um, senden beklemezdim. İşini her kimi yaparsa makbulümdür. Buna sen de dahil. Kimi kayırdım? Kimin hakkını yedim? Hadi söyle. Aman Dayı Hatun'um, beni yanlış anladın. Sana öyle der miyim? Gülay'a inanma, güvenme. Yalan dolan her işi onun bence. Yeter Sümbül. Kes sesini, işini yap. Mektebe uğra, yeni gelen cariyelere bak. Gülhan'ın peşine düşeceğine vazifeni aksatma. Dayı Hatun. Gelsin ağam. Servetini mi sayıyorsun? Buldun altınları, otur üstüne. Mabadını sıcak tutar. Altın mı? Sen nereden biliyorsun? Kuşlar söyledi. Ben o kuşların var ya, kolunun kanadını kopartırım ben o kuşların. O boynun ta dibinden kopartırım o kuşların. Söyle, nerede benim altınlarım? Oturdun ya üstüne. Eksik. Sayıyorum sayıyorum, eksik. 13 tane altınım eksik. Sen aldın değil mi? Senin aldığın maaş belli. Bunca altını nereden buldun sen? Birini mi soydun yoksa? Sultanlarım hizmetlerimden memnun. Bahşiş veriyorlar. Sana ne? Ver altınlarımı. Bende altın altın yok. Git başımdan. Celavut! Çek lan! Yürü! Kesin bu iblis aldı. O kadar çalış, çabala. Kahır çek dedin. Sümbül iblisi alsın. Boğazında kalır inşallah. Kara mabat. Ölmediğimi bilmeleri lazım. Haber göndermeliyim. Yoksa buradan çıkamayacağız. Melek'le haber gönderelim Girit diye. Ona güvenmiyorum. Bize yine ihanet eder. Paşa Hazretleri geldiler. Niye geldiniz? Sultan Süleyman mı gönderdi sizi? Halinizi sormak için geldim. İyi misiniz? Bir ölüye göre iyiyim. Öğrendiniz demek. Sultan Süleyman korkutuyor beni. Bu yaptığı çok zalimce. Ailem, nişanlım, herkes yasımı tutuyor. Hünkârımız böyle uygun gördüyse vardır bir bildikleri. Ben biliyorum neden yaptığını. Bugün anladım. Öyle mi? Nedenmiş?
Kendinizi fazla üzmeyin prenses. İleride ne olacağı belli olmaz. Lakin bu duruma alışsanız iyi edersiniz. Alışmak mı? Asla. İbrahim. Sultanım, ben de şimdi geliyordum. Neden girdin prensesin odasına? Nigar Kalfa iyi olmadığını söyledi. Ben de ziyaret etmek istedim. Malum kendisi hünkârımızın emaneti bize. Neymişlerdi? Bilmiyorum, söylemedim. Gel kafa. Sultanım, Prenses Isabel'e içecek bir şeyler getirdim, uyusun diye. Yarın sabahtan Topkapı'ya git. Prenses için ısmarladığım kıyafetleri al gel. Ona vermeden ben görmeliyim. Siz nasıl isterseniz sultanım. Şeref verdiniz haneme. Buyurun, içeri buyurun. Gel. Buyurun, buyurun, buyurun. Beyim, ne oluyor? Joshua Armin'i kaçırıp götürüyordu. Ben de kestim önünü, kaçırdım Armin'i. Mesele tatlıya bağlanıncaya kadar sen de saklanabilir miyiz? Saklanırsınız tabii. Ama... Vali Bey'im, bu işin sonu hayırlı değil. Kendinizi ateşe atmayın. Ben her şeyi göze aldım. Anladım. Buyurun, oturun. Ben size yiyecek bir şeyler getireyim. Nasuh Efendi'yi gördünüz mü? Hadi selamet. Sağ olasın. Nasuh Efendi'yi gördün mü? Geldi mi bugün çarşıya? Bugün hiç görünmedi. Görünmedi de hayırdır böyle telaşlı telaşlı? Neden arıyorsun matrakçı? Yoksa borcu mu var sana? Valide Sultanım. Nigar, neden buradasın? Bir şey mi oldu? Merak etmeyin, her şey yolunda. Hatice Sultanımız misafir prenses için kıyafetler ısmarlamıştı. Onları almaya geldim. Validen pek kıymetli misafir kendisi. Çok da güzel.
Sen gördün, tanıştın galiba. Evet. Hürrem'le gittiğimizde tanıştık. Öyle değil mi Hürrem? Öyle ya. Mehmet nerede kaldı? Ben bir bakayım. Müsaadenizle valide. Sultanım, size diyeceklerim var. Hadi yakala beni Gülah, koş koş. Hadi koş. Yakaladım, yakaladım, yakaladım. Az kaldı, az kaldı, az kaldı. Dur, dur, dur. Dur şehzade. Şimdi gözlerini kapat. Ben saklanacağım. Sen de beni bulacaksın, tamam mı? Tamam. Hadi. Dönle. Buldum seni. Yaklaşmayın şehzadem, burada yılan var. Nerede? Yürü yürü yürü. Kış kış kış. Yürü şehzadem, yürü yürü. Nigar ne oldu? Konuşsana. Anlatacağım. Lakin bir delilik yapmanızdan korkuyorum. İbrahim Paşa'nın ne sakladığını biliyor musun yoksa? İbrahim Leo'la ilgili bir şey sakladığını söyledi. Bu mesele dalanıp budaklanırsa senin de başın yanar. İbrahim'in elinde ne varsa bulup getir. Hemen. Anladım. Benim diyeceğim başka. Prenses Isabella ile ilgili. Sümbül Ağa geldi. Prensesi Av Köşkü'ne götürdük birlikte. Hünkârımız çağırmış. Baş başa görüştüler. Ben de kapının arasından o kadın hünkârımızı öptüğünü gördüm. Prenses Isabella hünkârım. Hali iyi değil. Dün kapatmış kendisini odasına. Ne yiyor, ne içiyor? Ben de öğrenince gittim, konuştum. Bir hayli tedirgin. Ailesinin yas içinde olduğunu, bir an evvel onlara ulaşmak istediğini söyledi. Başka ne söyledi? Başka bir şey söylemedi hünkârım. Emin misin? Vallahi kendi gözlerimle gördüm sultanım. Sonra ne oldu? Bilmiyorum. Zaten görünce çıktım hemen. Duyduğum, gördüğüm her şeyi size anlatmamı istediniz. Ben de geldim. İyi mi ettim, kötü mü? Sultanım, anlattığıma pişman etmeyin. Yılan gördük, çabuk kaçın. Yılan mı? Nerede gördünüz? Yılan gördük sultanım. Hem de bu kadardı. Hemen öldürün şu musibeti. Öldürmesin validem. Yılan öldürmek uğursuzluk getirir. Ben anlamam. Yok edin ortalıktan. Çoluk çocuk dolaşıyor maazallah. Çok zehirli sultanım. Bir an önce bulup icabına bakmak lazım. Allah muhafaza, bir soktun muydu? Felç edip öldürüyor Meret. Gel bakayım sen yanıma.
Anlat bakayım, çok mu büyüdü? Nigar kafam. Prenses Isabella sarayda değil mi? Evet. Neden sordunuz? Gece gelseydiniz keşke. Nerede kaldınız? Matrakçı! Hayda bakayım şimdi. Nasıl özledi? Babam! Nasıl özledi? Babam! Armin! Bana biraz vakit ver. Her şey düzelecek, söz veriyorum. Tamam. Armin! Matrakçı! Nasıl özledi? Aç kapıyı, aç! Geldim! Aç kapıyı! Hayırdır Caşo Efendi? Ne böyle alacaklı gibi? Neredeler? Kim nerede, ne diyorsun? Bali Bey yine kızımı kaçırdı. Olmaz öyle şey, yanlışım var. Biliyorum, kızım burada. Çekil kenara, çekil! Armin, kızım! Yahu dur! Allah Allah! Sakin ol, burada yoklar. Ona söyle, hemen kızımı getirmezse İbrahim Paşa'ya şikayet edeceğim. Bir şeyler yiyin artık. Güçten düşeceksiniz. Ne olursa olsun artık buradan kaçmalıyız. Sultan Süleyman öptü beni. Kendimi kirlenmiş hissediyorum. Neden bu kadar üzüyorsunuz kendinizi? Sizin bir suçunuz yok. O zorla öpmüş. Günah yok. Dua etmeliyim. Ruhum ancak dua ederek temizlenecek. Prensesim, yoksa bir şeyler mi hissettiniz ona karşı? Ne diyorsun sen? Çık dışarı, beni yalnız bırak. Ben korkmam, yakalam yılanlara validem. Aferin benim aslan parçama. Yiğit Mehmet'im. Anası gibi korkusuz bu çocuk. Daye, bostancıları da haberdar et. Yılanı gördükleri yerde yok etsinler. Sultanım, tavuk kümeslerini aşağı taşıttık ya, ondan oldu bence. Tavukları da yılanlar mı yedi daye? Şehzadem, aksi olur. Tavuklar yılanları yer bitirir. Onlar çekilince ortalık boş kaldı tabii. Duydun mu Gül Ağa? Bostancılara söyle, didik didik edin etrafı. Şu yılan mevzu kapansın. Daya Hatun, asıl yılan Çiyan haremde benim başımda. Onu ne yapacağım? Kim o? Çıngıraklı yılan Sümbül Ağa. Beni soyuyor, malımı mülkümü çalıyor. Çok ayıp. İftira atmak günahtır. Çok ayıp. Hem ne malın var senin çalınsın? Küp küp altınların mı var? Maaşım belli, mevkiim belli. Sizden başka kime güveneceğim Daya Hatun?
Sümbül aile meselenizi halledin. Yoksa ikiniz de sürgüne yollarım. Ona göre. Prenses daha ne kadar kalacakmış burada? Bilmiyorum. Ama artık nereye gidiyorsa gitsin. Sıkıldım. Ben de izniniz olursa artık saraya dönmek isterim. İbrahim Paşa geldi. Çok şükür bebek de siz de iyisiniz. Sana minnettarım Gülfem. Can yoldaşım oldun. Kahrımı çektim. Sultanım. Hoş geldin Hürrem. Sultanım, kıyafetleri getirdim. Tamam, sonra bakarım ben. Hayırdır Hürrem? Seni hangi rüzgar attı buraya? Mehmet'i özledim. Nerede? Uyuyor. Ben de uyurken görüp bir geleyim hemen. Bunları içeriye götür. Hatice Sultanımız ilgilenecek. Nigar. Buyurun Sultanım. Bu kadın nerede kalıyor? Orasını söyle. Sana söyle dedim. Merdivenlerden çıkınca soldaki ilk oda. Sultanım, ne olur bir hadise çıkmasın. Suhuletle konuşun. Uzatma. Kulaklarını aç. Beni iyi dinlen. Benim adım Hürrem. Hürrem Sultan. Sultan Süleyman'ın yegane hasıkızıyım. Biliyorum seni. Bilmiyorsun. Benim hakkımda daha hiçbir şey bilmiyorsun sen. Süleyman'la yakınlaştın mı? Yatağına girdin mi? Hayır. Yalan söyleme. Dokundun mu ona? Hayır. Süleyman'dan uzak duracaksın. Yoksa senin canını alırım. Anladın mı beni? Öldürürüm seni. Git buradan. Ben değil. Sen gideceksin. Sen onun için yalnızca bir gecelik eğlencesin. Senden istediğini alınca kurtulacak senden. Benim doğduğum üç esarim var. Kimse Süleyman'la benim arama giremedi. Nereden geldiysen oraya dön. Hoş geldiniz hünkârım. Hatice'm nasılsın? İyiyim hünkârım. Mehmet nasıl? Çok şükür, o da iyi. Gülfem sen nasılsın?
Sağlığınıza duacıyım hünkârım. Ben de gitmek istiyorum. Ama bırakmıyor Süleyman. Ondan kurtulmak istedim. Kendimi. Av köşkünü yaktım. Koşarak bana geldi. Kurtardı beni. Neden biliyor musun? Nerenmiş o? Beni istiyor. Benim ona aşık olmamı istiyor. Yalan söylüyorsun. Bugünün pek müsait Hatice. Epeyce'de görüşelim. Akşam. Bak. Bak. Yine geldi. Bana geldi. Ben esirim burada. Bana kızma. Git. Süleyman'a kız. Haber gönderseydiniz keşke. Hazırlık yapardık. Hürrem de söylemedi geleceğimizi. Hürrem burada mı? Evet, biraz önce geldi. Mehmet'i görmek için yukarı çıkmıştı. Sahi nerede kaldı? Müsaadenizle ben bir bakayım. Hünkârım. Buraya geleceğinden haberim yoktu. Mehmet'i görmek istedim. Malum elimde doğdu. Siz neden buradasınız? Yoksa prensesin rahatsız olduğunu mu duydunuz? Nigar Kalfa, derhal hazırlık yapın. Bu gece hünkârımızı ağırlayacağız. Başka zaman Hatice'm. Kırmayın beni hünkârım. Ne zamandır birlikte yemek yemiyoruz? Evvela bir yemek yiyelim ha. Vallahi öyle bir sofra kurduracağım ki sana. Parmaklarını yiyeceksin, parmaklarını. Ben payımı istiyorum Şeker Ağa. Öyle iki tas yemekle kandıramazsınız beni. Ağam, vallahi billahi benim bir suçum günahım yok. İnan ben de rahatsızım. Rahatsızmış. Senin ruhun rahatsız bir kere. Hemen gidip şikayet etmesini biliyorsun ama. Sümme aşağı, şikayet yok. Ben sadece Gül Ağa çarşıdan payını istiyor dedim, o kadar. İyi tamam, sen git. Ben birazdan geliyorum. Nereye ağa? Cehennemin dibine. Yürüsene be adam, işine bak. Vallahi göbeğini devireceğim senin ağa. Selamun aleyküm Caşo efendi. Hoş geldin Gül ağam. Haber mi getirdin yoksa? Kızım nerede? O niye gelmedi? Ne diyorsun be adam? Vallahi hiçbir dediğini anlamadım. Haberin yok mu? Bali Bey denen eşkıya kızımı kaçırdı. İbrahim Paşa'ya şikayet edeceğim onu. Ha. Vallahi benim hiçbir malumatım yok. Ben sadece bir şeyler almaya geldim. Ay, bak işte bu çok güzelmiş. Kaç para bu? Kapattım. Satmıyorum bugün hiçbir şeyi. Açıksan işte, kaç paraysa vereceğim. Kapattım dedim. Sen laftan anlamıyorsun be adam. O zaman sen bunu ayır, sonra gelip alacağım. Anlaştık. Bak sen şu Bali Bey'e. Sen burada mısın hala? Yemeğe gidelim dedim ya. Aklın fikrin yemekte. İşini hallet, bir an önce dönelim saraya. Yahu yemek dediysem öyle kuru kuruya yemek değil. Sazlı sözlü, huriler falan. Lokum, lokum. Aşağıdalar mı hala? Evet, Mele'ye sordum şimdi. Yemek yiyorlar. O kadın da yanında mı? Evet. Süleyman'ın yaptığı hakaretler bitti. Şimdi de kadın başladı.
Bir gecelik eğlenceymişim. İstediğini alınca gönderecekmiş beni. Ben o kadından korkuyorum prensesim. Uzak duralım, tehlikeli biri. Madem bir oyun oynuyor Süleyman, ben de oynarım. İbrahim, şu ressam Leo'dan bir havadisi var mı? Hani dönecekti? Yok hünkârım. Bildiğiniz gibi dönmedi Kırım'da. Yazık. Yetenekli bir sanatçıydı. Sultan Süleyman. Eğer müsaade ederseniz yemeğe katılmak isterim. İyileşmenize sevindim. Hürrem'le tanıştınız mı? Kendisi şehzadelerimin annesidir. Evet, biliyorum. Tanıştık. İyi misin? Yani bir şeye ihtiyacın var mı diye soracaktım. Arkan dön, bakma bana. Burada kalmayacaksın değil mi? Bana hiç güvenmiyorsun değil mi? Neden güveneyim? Evimin önünden kaçırdın beni. Armin, ben sana tutuldum. Seni gördüğüm ilk andan beri aklımda sadece sen varsın. Gözlerin var. Dudakların var. Sus. Sus, inanmıyorum sana. Ne söylesem inanmayacaksın zaten. Ama seni seviyorum. Mıymış dediğim kadar. Demek buralarda büyüttün o koca göbeği. Ağam vallahi billahi bir kerecik Sümbül Ağa getirdi de oradan biliyorum burayı. Yoksa yıllar var böyle yerlere geldiğim yok. Sümbül. Ah ne yılandır o. Ağzının tadını da biliyor yalnız. Sık sık gelir buraya. Hoş geldiniz paşam. Gelin şöyle.
Hatice Sultan beni çok iyi ağırlıyor. İbrahim Paşa da öyle. Memnun olmanıza sevindim. Burası sanki kendi sarayım gibi. Duvarlarda resimler, masalar, heykeller. Siz çok zevkli paşa. Teşekkür ederim. Evet, öyledir. Çok zevklidir İbrahim Paşa. Çok iyi keman çaldığınızı duydum. Bir gün dinlemek isterim. Geç oldu. Hürrem, artık dönelim. Hürrem Sultan. Çok memnun oldum. Ben de. Kabul etmiyorsunuz ama siz bu hatına meftun olmuşsunuz. İlk defa böyle bir şey hissediyorum Atrakçı. Kalbimin gürültüsünü duyuyorum. Eğer aşık olmaksa bu. Evet. Evet, aşığım. Ne olacak peki böyle? Yaşo Efendi bu işin peşini bırakmaz. İbrahim Paşa'ya şikayet edeceğim diyor. Paşamız sevmez böyle şeyleri. Aranız açılmasın. İbrahim Paşa beni dinlerse hak verecektir. Siz bilirsiniz beyim. Ben çıkıyorum. Hadi Allah rahatlık versin. Böyle söyledim. Paşam, yukarı çıkalım seninle. Yok paşam, olmaz. Zira benim başım bağlı. Nigar Sultanımın kulağına gider maazallah. Evli misin? Yok, evli değil ben. Evlilik yok bizde. Yasak. Nasıl yasak? Uzun hikaye şimdi. Allah'lar olsun. Gülam, Gülam kalk, çıkmamız lazım, kalk, kalk. Yok, çıkmam odaya. Hoş çıksam ne olacak? Burada oturalım, muhabbet edelim işte. Yahu matrakçı Nasuh Efendi burada. Allah korusun paşaya falan söyler. Biteriz, saraydan kovuluruz vallahi. Hani nerede? Hayırdır Gül'a? Bir şey mi düşürdün? Nasuh Efendi, gözünü yağını yiyeyim. Kimseye bir şey söyleme. Vallahi hep bunun suçu. Aşk olsun Gül'am. Sattın niye hemen beni? Yalan mı? Zorla getirmedin mi beni buraya? Bir de zorla. Şş, yahu tamam. Gidin hadi. Görmedim, duymadım. Allah razı olsun Nasuh Efendi. Tuttuğun altın olsun. Yürü. Gülâ. Bu gece benimle kalacak mısın? Yorgunum Hürrem. Uyumak istiyorum. Geceler.
Sultanım, iyi misiniz? Nilüfer, iyi değilim. Hiç iyi değilim.